Yani annen sana feedback veriyor zaten. Annen senin kaç senelik annen? Çok senedir. Bunca yıllık, çeyrek asırlık annen aşağı yukarı. Sana bu konuda feedback veriyor, seni düz buluyor. Çok somut düşündüğünü düşünüyor. Bu konuda sana feedback veriyor ve sen bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini sorgulamıyor musun? Kardeşim, maneviyat ya da maddiyat değil. Adam ya da kadın sana bunları söylüyor. Düşündüğünde hiç bunları sorgulamadın mı? Yani ne sorguluyorsun? Ne söylüyorsun bana? Ne demek istiyorsun anne? What do you mean anne? Did you mean blah blah anne? Şimdi mülakatta dikkatimi çeken bir şey var. Diyorsun ki sen, bana göre her şey iyiydi. Sana göre her şey iyi. Ama bana göre değil. Ben ilk taşı kaldırdım, zaten cevabı buldum. Diyorsun ki, ben bir bu sınav olsaydı, sana göre çünkü bu bir sınav olmalı. Çünkü senin mentalitende bu var. Size sorular sorulmalı. O sorulara siz hazırlanmalısınız. Bu hazırlandığınız sorular size sırasıyla sorulmalı. Siz bu cevapları vermelisiniz. Ve CRM mülakatından geçmelisiniz. Sizin mentaliteniz bu. Çünkü üstüne yorum yapmak istemeyeceğim Türk eğitim sistemi zaten size bunu öngörüyor. Bu kadarını öngörüyor yani. Size sorgulamayı öğretmiyor, soyut düşünmeyi de öğretmiyor. Bunu sadece sayısal branşlara, mühendisliklere değil, sözel branşlara da öğretmiyor sağ olsun. Çünkü sorgulamamanız lazım, sorgulamak tehlikeli. Ve sonra pilot olmaya karar veriyorsunuz. Allah Allah, CRM denen bir komponentler bütünü var, bir disiplin var. Hatta onunla bağlantılı başka prosedürler, başka disiplinler de var. İşte TEM var, Trend and Error Management var, SOP var. Bunlar da diğer ileride öğreneceğiniz, eğer pilot olmaya başlarsanız, eğitim almaya başlarsanız öğreneceğiniz diğer disiplinler. Şimdi bu neyi öngörüyordu ki? Diyor ki pilot soyutlamayı bilmeli, pilot soyut düşünebilmeli, pilot yorum yapabilmeli, pilot empati kurabilmeli. Ama sana baktığımda şimdi senin yaklaşımında sorular olmalı ve soruları sen cevaplamalısın. Bir mülakat ortamında ucu bucağı belirsiz sorular ve tepkiler karşısında senin ezberlediğin senaryolar, hazırlandığın şeyler çıkarsa onları hiç sorusuz sorgusuz, aa çok güzel bir hikaye anlattın, hikayenize puan veriyorum. Böyle güzel hikaye. Bu yüzden zaten hikayeden tayyare bir takım, bak altını çiziyorum, hikayeden tayyare bir takım havacılık kanalları var. Tamam mı? Takipçileri ve kazançları benden çok daha fazla. Ama size bunları öğretiyorlar, pompalıyorlar. Sanki karşınıza bir sınav çıkacakmış da o sınavla ilgili sorular hazır olursa, siz o soruları mükemmel bir şekilde anlatırsanız geçecekmişsiniz. Şimdi soru şu. O zaman psikoloğun oradaki görevi ne? Niye kökü 1915'lere dayanan bir havacılık psikolojisi yapılanması var, 100 seneyi geçmiş? Neden sizi psikologlar deniyorlar, tanımlıyorlar, araştırıyorlar, üstünüze olur ya da olmaz karar yapıştırıyorlar? O zaman psikolojiniz, empatiniz, duygu yönetiminiz önemli demek ki. Demek ki bu bir sınav değil. Daha serbest stilde düşünebilen, konuşabilen, kendini iyi ifade edebilen, açık ve net iletişim diyor mesela. CRM komponentleri. Durumsal farkındalık, duygu yönetimi, stres yönetimi. Değil mi?
Kişisel farkındalık, self-awareness. Bunlar hep ne? Psikolojik faktörler aslında. Kişilikle ilgili faktörler. CRM'in bir ilerisinde, TEM'de, Trade and Error Management'ta adam doğrudan diyor ki yani senin diyor ekibinde bir problem varsa ya da uçağında bu anlamda bir sorun yaşanıyorsa sen bir ülkenin hava trafiği için ya da o ülke için istenmeyen uçak haline gelebilirsin diyor. Öyle bir tanımlama var çünkü. İstenmeyen hava aracı. Tercih edilmeyen. Bu düşündüğünde kişinin psikolojisiyle doğrudan bağlantılı ve bu kadar önemliyse, bu düşündüğünde senin uçağının ya da şirketin uçaklarının bir ülkenin hava sahasına girip giremeyeceğine zaten kadar etki ediyorsa bu CRM bu kadar da önemsiz bir şey olamaz herhalde, değil mi? Elbette, ama o zaman ortada şunu öğrenmeniz lazım o zaman. Yani bu bir cevapları önceden hazırlanan, ezberlediğiniz cevaplarla gidip anlattığınızda geçebileceğiniz bir sınav değil. O zaman mülakat olmaz, o sözlü olur. Ben sana fizik ya da matematik sorusunu sözel olarak sorarım, sen öyle sorarım, sözel olarak cevap versin. Yine sınav olur. Maalesef böyle bir anlayış var ve bu anlayışı size pompalayan insanlar var. Ezber yaptırıyorlar. Ezberlerini boz canım kardeşim. Çünkü ezberlerini bozmazsan, düşünceni özgür bırakmazsan, bu mülakatçıların karşısına bu şekilde çıkmazsan bir dahaki sefere, çünkü retest olmuşsun, geçemeyeceksin. Çünkü herkes pilot olmak zorunda değil zaten. Bazılarınız pilot olmayacak, bazılarınız da pilot olmaması gerekiyor zaten. Burada alınacak, darılacak bir şey yok. Pilot olmamanız gerekiyorsa, pilot olmamanız gerekenleri ayıklayacaklar. Olmaması gerekenleri ayıklayacaklar. Hepimizin sağlığı, refahı için ülke olarak zaten pilot olmaması gerekenlerin pilot olmaması hepimiz için çok önemli. Kişinin kendisini biz düşünmüyoruz. Daha büyük bir operasyon düşündüğünde. Burada milyar dolarlık bir operasyondan bahsediyoruz. Uçağın motorunun tanesi düşündüğünde 20 milyon dolardan fazla. Kendimize gelelim. Hiçbirimizi kessek, parçalasak, organ olarak satsak 20 milyon dolar etmeyiz. Üzgünüm, money talks. Kişilerin önemi, kişilerin kişilikleri, kişilerin insan olarak değeri, evet var. Ama dünya çapında bir organizasyon ve operasyonda pilotların da önemi yok. Pilotaj öğrencilerinin de önemi yok. Sadece tek başına bir kişi olarak. Pilot adayların hiç önemi yok. Dışarıdan geçip de dur lan ben bir pilot olayım bugün bak başkaları sınava giriyormuş şeklinde oraya elini kolu sallaya sallaya girenlerin hiç önemi yok. Bizim amca oğlu da gitti geçen pilot oldu ben de olacağım ha falan. Anlaştık mı? Sen bu profilde değilsin. Sözüm meclisten dışarı. Ama şu an maalesef istenilen profilde de değilsin. Ve bu konudaki en önemli ve en güvenilir referansımız kim? Kim? Annen. Annen demiş zaten sana düz bir adamsın diye. Çık şu matematik mühendis kafasından diyor yani sana. Biraz daha duygu diyor kullan diyor. Biraz daha iletişime dönük ol. Biraz daha empatik ol. Anlatabildim mi? Aşağı yukarı diyorsun. Annene güven zaten. İnsan annesine güvenmeli. İnsanın annesine güvenmesi kadar önemli bir şey yok. Babana bile güvenme diye bir söz var ama annene güvenme diye bir söz yok bak.
Tamam mı? Canım kardeşim. Yoksa ben senin yanlış bir insan olduğunu, kötü bir insan olduğunu, eksik bir insan olduğunu düşünmüyorum ama CRM gerekliliklerini bak pilotaj öğrencilerine bir özel üniversitede ders anlatıyorum. CRM anlatıyorum şimdi. Oradaki arkadaşlarımız da lisanslarını aldıktan sonra maalesef ki CRM sınavına, daha doğrusu mülakatına düzeltiyorum, girip aynı şekilde aynı performansı göstermek zorundalar, biliyorsun değil mi? Ha, yok size diplomayı verdi, lisansı verdi diye hayır siz CRM'den muafsınız demiyorlar. Ya da siz CRM dersi aldınız Murat hocanızdan diye muafsınız demeyecekler. Tamam mı? Bugün ATPL'li, TIP'li, MCC'li, UPRT'li bütün eğitimlerini hemen hemen tamamlamış bir sürü insan şirketlerin kapısında bekliyor ve aynı mülakatlara giriyorlar ve aynı şekilde yine benimle çalışıyorlar, konuşuyorlar. Ve aynı şekilde o kapıda sonuçta o mülakata girip aynı şekilde onların beklentilerini gerçekleştirmek için orada duruyorlar. Ve işin trajikomik tarafı da ne biliyor musun? Onlara bile teknik soru o kadar az soruluyor ki. Ha, kıymeti kendinden menkul bazı firmalar var. Teknik soruya boğuyorlar insanları, kadetleri bile. O çok önemli değil. Asıl bu işin ağ babası anonim ortaklık. Bu işi en iyi yöneten ve en çok destinasyon hocam. Anlatabiliyor muyum? Bayrak taşıyıcısı şu anda operasyonları bu şekilde yönetiyor ve diyor ki CRM. Çünkü dünya havacılığı ve dünya havacılık markaları başta EASA olmak üzere, EAF, FAA olmak üzere anlatabiliyor muyum? Bunlar diyor ki CRM. Hatta 5. dalga CRM. Birinci dalga CRM de bitti artık. Beşinci dalga CRM diyor. Aç oku bunları biraz. Kaynak bulamazsan ben gönderirim sana. Kendine çok iyi bak. Anlaştık mı?